الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. صدق رسول الله. değerli kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgili kızı Fatıma ile amcasının oğlu Hazreti Ali'yi evlendirmişti. Hazreti Fatıma'nın çeyizi bir parça kadife, bir su tulumu ve bir yastıktan ibaretti. Hazreti Fatıma'nın çeyizi gibi mehri ve düğün yemeği de gayet sadeydi. Bu mütevazi düğüne şahit olanlar, biz Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik demişlerdi. Aziz müminler, evlilik Allah'ın emri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Dünyada mutluluğa ve berekete, ahirette ise huzura ve cennete ulaştıran kıymetli bir başlangıçtır. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi, evlilik dinin yarısını korumaya vesiledir. Evliliğin ilk adımı olan nikah ve düğünlerimiz ise sevdiklerimizin şahitliği ve güzel dilekleri eşliğinde gerçekleşen törenlerdir. Düğünle yeni bir ailenin kurulduğu ilan edilir. Sevinçler paylaşılır, geleceğe dair umutlar güçlenir. Eşler arasına muhabbet ve merhamet lütfetmesi, onlara sağlıklı ve hayırlı nesiller ihsan etmesi için Allah'a dua edilir düğünlerde. Kıymetli Müslümanlar, dinimiz hem düğün hazırlıklarımızın hem de nikah ve düğün törenlerimizin kolaylaştırılmasını öğütler. Her işimizde olduğu gibi düğünlerimizin de gösterişten uzak ve sade yapılmasını tavsiye eder. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: en bereketli nikah, zorluğu ve külfeti en az olandır. Değerli müminler, maalesef günümüzde evlenmek isteyen birçok gencimiz düğün masraflarını makul ölçüleri aşması sebebiyle zorlanmakta, hatta evlilikten uzak durmaktadır. Gereğinden fazla yapılan düğün harcamaları ile aileler düğünden sonra uzun süre borç ödemektedir. Bu durum genç çiftlerin evliliklerin ilk yıllarını maddi sıkıntı ve huzursuzlukla geçirmesine neden olmaktadır. Halbuki nebevi ölçü apaçıktır: kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Aziz müminler, her işimizde olduğu gibi düğünlerimizde de Allah'ın rızasına, Resulünün sünnetine uygun davranalım. Evliliklerimizi kolaylaştıralım. Düğünlerimizi israfa ve gösterişe dönüştürmeden yapmaya gayret edelim. Eğlenirken İslam'ın çizdiği meşruiyet dairesinde hareket edelim. Ölçülü ve dengeli olalım. Helale ve harama riayet edelim. Düğünlerimizi Kur'an'da kendileriyle huzur bulmamız için bizlere eşler yarattığını, aramızda sevgi ve rahmet bağları var ettiğini buyuran Rabbimize şükretmek için birer vesile kılalım.
ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم. الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء، وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى، وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أيد كلمة الحق والدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام على الكفار يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakın akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlıktan, fenalıktan ve fuhşiyattan men eder. Düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.